İş Bankası emekliler için yeni bir kampanya başlattı. Eylül'e özel yeni promosyon. İş Bankası, emekliler için Eylül ayına özel olarak yeni bir kampanya başlattı. İş Bankası, emekliler için Eylül ayına özel olarak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında emeklilere özel promosyonlar sunulacak ve avantajlı fırsatlar sunulacak. Emeklilerin finansal durumlarına destek olmayı hedefleyen İş Bankası, bu kampanya ile emeklilere özel olarak tasarlanmış avantajlı ürün ve hizmetleri sunmayı planlıyor. Emeklilerin bankacılık ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan İş Bankası, bu kampanya ile emeklilere özel avantajlar sunacak. Emekli maaş aralığınıza göre 12.000 TL'ye varan promosyonlar sizi bekliyor emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süreyle emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının bir aya karşılık gelen tutarı, varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek, üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş aralı. Promosyon tutarı. 0. 9999 Türk lirası arası maaş alanlar. 5000 Türk lirası. 10000 Türk lirası. 14999 Türk lirası arası maaş alanlar. 8000 Türk lirası. 15000 Türk lirası. 19999 Türk lirası arası maaş alanlar. 10000 Türk lirası. 20 bin Türk Lirası ve üzeri maaş alanlar. 12.000 Türk Lirası. TC Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde 28 Mart 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur için geçerlidir. Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının iş bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir. Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir aylık ödemesinin kesilmesi, gelir aylığının farklı kuruma taşınması durumunda İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak, usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.